Yeni bir vlogdan merhaba. Bab açan kapayacak ha şeyi, videoyu. İlk 3-5 saniye çok önemli çünkü gülümse o yüzden. Yapayım, başka bir şey yapmamı istiyorum. Çek ekrandan, ondan sonra başlasın vlog. İşte çıkarayım mı? O da olabilir çünkü ilk 3-5 saniyede oluyor her şey. Anladım. Evet, ve güldüğün saniyeden başlatsan? O da olabilir. Kralk yapmaya. YouTube algoritmalarını bu aralar çok izliyorum da var, bu kadar emek veriyoruz. İzlenmemiz artsın arkadaşlar. 4 gündür evdeydim. Kendi kendimi karantinaya aldım. Hani 2 gün devlet karantinası, 2 gün de üstüne ben koydum. Şimdi bugün bir cesaret çıktık. Akasya'ya gidiyoruz. Evin bazı ihtiyaçları var. Aslında videoya şey diyecektim böyle. Aa ne oluyor ya? Bu kadar bir anda bin tane mesaj. Neyse. Annem arkada. Telefonumun notlar kısmına ev alışverişi notlarımı aldım diyecektim ama öyle bir şey yapmadım. Sadece dün bu akşamda, konuşamadım. Dün bu aklımdan geçmişti notlarımı alayım diye. Çünkü bazı ihtiyaçlar var. Bazı işte özellikle mutfak için süsleme gibi şeylere ihtiyacım var. Banyo için bir sepete ihtiyacım var. İçerisine böyle işte duş sabunları, küvetim olmadığı halde bana hediye gelen ve güzel gözüken duş köpükleri gibi şeyleri onun içerisine koyacağım. Onun dışında mutfak için almak istediğimde bıçak artı salata kasesi, birkaç tane kavanoz ve saklama kasesi gibi şeyler var. Madame Coco, English Home gibi ve Paşabahçe gibi yerlere gitmeyi düşünüyorum. Çok uzun konuştum. Şarjım bitmek üzere. İdareli kullanmak zorundayım. Ara ara böyle pıt 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 görüntüler çekeceğim. Alışverişten hiç konuşmadan ondan sonra evde uzun uzun devam edeceğiz. Şarjdan sonra. Tahmin ettiğim gibi oldu. Bu arada bayağı bir şeyler aldım. Madame Coco, English Home daldık yani. Dışarıda şarj bitecek korkusuyla açmadım. Zaten açsam ne olacak? 1000 tane, 3 tane maske falan üst üste takıyorum. Konuştuğum duyulmayacak. Her yer böyle bir kaos içerisinde. Bir de insanlara böyle yapmak istemedim açıkçası bugün. Neyse bugünkü vlogu burada bitireyim. Şöyle bir alışveriş açılışı yaptım. Vlog devam edecek. Akacak yani arkadaşlar. Ev alışverişlerini falan size yarın böyle güzel bir kahvaltıyla gösteriyor olacağım. Selam. Bugün kutu açılışlarıyla başladı. Birazdan onlarla devam edecek. Şunu söylemiştim. Hiç fotoğraflardaki gibi değmiş bu arada evde bir yandan da. Temizlik var. Ve bile de gördüğünüz üzere. Bayağı sevmedim ya bunu. Bunu değiştireceğim sanıyorum. Ama bakın. Bu güzel ya. Bir daha çevirmeyeyim. Sonra kadraj ayar bozuluyor. Bu çok hoşuma gitti. İçimdeki Christmas kazayla hiç uymasa da. Tam pofuduk ama hafif. Hem sıcak tutan hem hafif şeyleri seviyorum. Güzel. Bunu sevdim. Şapkası da var. Nasılsınız? Vlog ikinci günden. Merhaba. Bu arada bugün tabii ki de daha uzun olacak. Evet, paketlerimizi açtık. Şimdi kendime yine bir keyif alanı oluşturdum. Arkadaşlar evden çalışmak güzelmiş ya valla. Geçen karantinada bu kadar çok tadına varamamıştım. Virüs süreyim bu arada. Bayağı dudaklar cansız gözüküyor ama bu karantinada daha konuşamadım. Bu karantinada bayağı evden çalışmanın keyfine varıyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. İşlerimi, sunumlarımı bitiriyorum. Pıt 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 her şey çok güzel ilerliyor. Allah bozmasın. Bir dudağımı sürüp şurayı göstereceğim. Hayır ya, defol git. Git. Artık yeter ya. Hep zarar veriyorsun ama yani. Bu kadar da olmaz arkadaş. Bu ne? Buna çay koyayım.
Zevkli bir çay saati diyebiliriz. Bakın bakın, kamera da açık burada, story çekmeyi bekliyor. Çıt, bunu bırakıp bunu ele almışız. Vallahi siz beni hayata karşı zevkli, her şeye özenli yapıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir alıştım sürekli video story çekiyorum diye her şeye özenmeye. Güzel oldu ya. Sefam olsun. Bu yeni aldığım her şeyi size böyle dizerek göstermek istiyorum. Bunlar burada durmayacak. Yukarıda böyle bir yer yapacağım ama az önce story çekerken de böyle fikir vermesi açısından bunları böyle dizdim. Ben böyle aksesuar kutularını, bu arada tanesi bunların işte 20 lira, 27 lira falan. Bir tek şunlar bir tık daha pahalıydı. Bu da 69'du, bu da 100 küsürdü. Şu da Stradivarius'undu. Farklı farklı alıp böyle köşeler oluşturmayı çok seviyorum. Gerçekten komodinizin üzerinde, işte makyaj masanızın üzerinde çok farklı bir hava yaratıyor. Ben bunları giyinme odasında bu şekilde yapacağım ama şöyle bir deneyerek size de göstermek istedim. Bu arada nevresim takımım da yeni. Bakar mısınız? Tam kışlık şu battaniyeyi tek kişilik aldım. Tam yeni yıl dönemi için. Şöyle durdu. Bu yatak odasının daha çok fazla işi var. Ama nevresim takımı şahane. Bunu da size şöyle bir göstermek istedim. Size gösterdim mi bilmiyorum. Ah, gösterdim ya. Yatak odasının durumu da şu dedim. Evet, bunları gösterdim. Arkadaşlar deli olmalıyım. Bakar mısınız? Hiç rahatsız olmadı. Bu kadar kuduruk bir kedi bu. Bu kadar kuduruk bir kedi. Süse püse rahatsız olmadı ya. Şangır şungur geziyor resmen. Hadi aşkım gel. Gel. Can da uyuyor. Geldiği gibi uyudu abla. Ay geldi. Gel derken dalga geçmişti. Hani ayıp olmasın diye arkadaşlarına bize gelsene falan dersin ya. Öyle bir şeydi. Hadi bir sohbet edelim. Sonra da bence bugünü kapatalım. Valla bugün beraber akşam yemeği hazırlarız diye düşünmüştüm. Ama anneme gideceğim. Annem bana çok yakın oturuyor. Annemle yiyeceğim akşam yemeğini. Kusura bakmayınız. Size böyle basit ve tatlı bir salata yapmayı düşünüyorum. Artık yarına kalsın o salata tarifi. Bir de şu topuzumu bir dakika göstereceğim. Reels'e çektim şu topuzu. Şu anda bozuldu. Öğlen çekmiştim. Ama dünyanın basit. Bilmiyorum, şu an kötü mü gözüküyor. Ama iyiydi yani. Kötü olduysa da şu an kötü olmuştur. En basit ve en böyle tatlı duran topuzlarından biri. Şöyle şuraları bir videoya ekleyeceğim size de size görün diye. Neyse, bunu ben böyle 3-5 günlük vlog yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Muhtemelen pazar günü yayında olacak. Artık yarın salatamızı, kahvaltımızı hazırlarız beraber. Öpüyorum şimdilik. İyi geceler, iyi akşamlar. Saat 7 çünkü. Bay bay. Ay, bir şey diyeceğim. İyi ki varsınız ya. Şu evde olduğumuz süreçlerde en yakın arkadaşım olduğunuz gerçekten. Vloglarımla ilgili ya da böyle videosunu çekmemi istediğiniz konular falan varsa ne olur aşağıya yorum olarak bırakın, hepsini deneyebilirim. Evet, iş yeri girişteki kareli yer, kareli şey olan.
Günaydın arkadaşlar. Vlogumun 3. günündeyiz. Benimki de gördüğünüz gibi geliyor. Bir yandan bu arada küçük küçük böyle rutin... Ay şuraya bir... Kameranın şurasını gösteremiyorum ki size. Bir leke gelmiş. Neyse. Küçük küçük beyazlar çekiyorum böyle vlog gibi. Şuraya hazırladım giyineceklerimi. Size de göstereyim değil mi? Tatlı bir giyineceğim. Mutfağımda bir tane fotoğraf çekeceğim. Tam 3'te de bilmiyorum. Bu vlogda bahsetmiş olabilirim ya da geçen vlogda. Bayağı uzun zamandır hazırlandığımız ajansçı bir sunum var. Ona gireceğim. Bap 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 bap. Ay şu anda üstümün kötülüğü. Hemen değiştiriyorum. Evet, makyajlarımı yaptım. Fotoğraflarımı çektim. Toplantıma şu şekilde hazırım. Arkadaşlar ev toplantılarında bu kadar. Ben şey anlamıyorum bu arada, bir dakika. Az önce kapıya birileri geldi. Organik yumurta ve tavuk satıyorlarmış. Vallahi aldım. Arkadaşlar bu dönemde siz de yani böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilinçlendirici insan gibi ukalalık etmek, duyar kasmak istemiyorum ama gerçekten özellikle lokal satıcılara, yani mahallenizdeki satıcılara, işte kapınıza gelenlere gerçekten geri çevirmeyin ihtiyaçlarınızı. Olabildiğince mecburuz, büyük marketlerden alıyoruz, Getir'den, Migros'tan, ama daha çok bu tarz işletmelerin ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden eve zaten yumurta alıyoruz, tavuk alıyoruz. Organiktir, güzeldir. Telefon numaralarını da aldım. Siparişimi aldım. Buraya koydum şimdilik. Şunları bir kaldırayım. Bu arada şu farım var ya, bir dakika. Şunu bir göstereyim. Konudan konuya. Geçen bir sim yine. Şöyle. Ay açacağım. Buna bayılıyorum renklerine arkadaşlar. Ve Urban Decay Trend Yol'a gelmiş. Bu da Nars'ın Orgazm adlı. Orgazm. Orgazm adlı farı. Bu far da bence en başarılı pembe ve işte şeftali dengesine sahip far olabilir. Bunları yerine kaldırıyoruz. Çok neşeliyim bu aralar. Farkında mısınız? Yani içimden mutluluk taşıyor. Böyle yani. Çok mutluyum. Allah daha mutlu etsin. Spesifik ve şey bir olay olmadı ama gerçekten çok iyi hissediyorum. Bilmiyorum yani. Hiç uzun zamandır, uzun yıllardır bu kadar böyle iyi, mutlu ve pozitif hissetmemiştim. Dediğim gibi bir Milli Piyango'dan para çıkmadı. Ekstra değişik ve müthiş haberler almadım. Ama çok mutluyum. Şimdi bir kahvemi yapacağım. Bir şeyler atıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Saat tam 3'lü toplantım var. Saatlerimiz şu anda kaç? 2:25. Böyle bir 10 dakika önceden şöyle ledleyeyim. Saatimi göstermiş oldum. Böyle bir 10 dakika önceden ben bu toplantıya hazır olsam fena olmaz. Rite sabah bunu açmıştık. Can çok sevinecek. Çünkü aslında 3-4 gün önce geldi. Buranın adı neymiş ya? Benim için. Neyse, kutuyu ben açıp size göstereceğim diye açtırmıyordum, fotoğraf falan paylaşacağım diye. Bugün bu akşam onları yiyeceği için kendisi çok mutlu olacak. Bu arada şunu da Zara'dan almıştım. Daha önce size paylaştım ama bilmiyorum. Paylaştım sanıyorum. 150 gibi bir rakamdı. Bunu İngiliz ondan aldım. 25 lira. Tamam, bu bundan büyük de yani. Aralarında 25 ve 150 gibi 6 katlık bir fark da yok. Ama bunların böyle ikisini yan yana koydum. Ay çok itici kızlar gibi sürekli neden arada böyle müzikli konuşuyorum. Yapmayacağım bir daha. Yaparsam beni lütfen aşağıda uyarın. Evet, ne yapacaktım? Kendime bir çay ve atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Şu çıkan köpük var ya, görebiliyor musunuz? İşte bunu çok seviyorum. Mis. Göstereceğim, sinirlenme Can. Bakar mısınız? Çok beğendim. Acayip rahatlar ve böyle tabanları falan da hem var hem de çok hafifler. O yüzden çok sevdiğim için sizi de paylaşmak istediğim Dost renginde ayakkabılar. Dost'a benziyorlar. Çok güzel.
Açıkçası Enza'dan şu masayı çok beğendim. O yüzden buna bakmaya geldim ama eve sığmayacak diye düşünüyorum. Geldik eve ve yine masa falan bulamadık arkadaşlar. Bence bizim evi bitirmemiz çok zor. Asla uygun bir şey bulamıyoruz. O yüzden de bir türlü karar veremiyorum. Çünkü salonun şöyle gördüğünüz gibi aslında şu bu girişle beraber büyük gibi gözükse oturma alanı olarak çok büyük bir salon değil. Birazcık minik bir şekilsizliği de var. Her ne kadar manzarası çok iyi olsa da daha bakacağız, bulacağız eminim ki güzel olanı. Zaten bir çıkıp böyle bir gezinti yapmak da istemiştim. Buraya çok yakın çünkü şu E5 hattındaki mobilyacılar öyle. Gittik geldik. Aa, bu arada şey, toplantı çok iyi geçti. Onu söyleyebilirim. Toplantı baya baya iyi geçti. Aa, canım. O ne? Altında. Ha, kurabiyeleri. Ha, canın kurabiye kavanozunu dolduracağım. O benim görevim. Nitelikli görev. Her gün dolduruyorum çünkü her gün o kurabiyeler yeniliyor ve bitiyor. Onu Starbucks'tan şöyle bir hediye gelmiş. Gelsin bir zahmet. 50 tane videosunu çektim. Abi bir şey söyleyeceğim. Belki bölgeyi sizlerden birine de verebilirim. Instagram üzerinden. Evet, öyle yapacağım ya. Instagram üzerinden verebilirim bu hediyeyi bir kişiye. Bilmiyorum. Günaydın, süper bir pazar gününden. Umarım bu akşama bu vlogu yetiştireceğim. Umarım. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bir şu saçı başı toparladıktan sonra ben Instagram'da 500 bin takipçim oldu. Çok mutluyum bundan dolayı. Instagram buralardan daha iyi gidiyor. Neyse. Onun için böyle oreolu bir pasta yapacağım. Tabii de burada beraber yapacağız o pastayı. Çok kolay bir tarif buldum. Böyle sevdiklerinizin falan doğum günleri olduğunda umarım bunu böyle videolardaki gibi becerebilirsem yaparsınız. Beraber onu yapacağız ama önce şu saçı başı tipi toparlama zamanı. Oo, korktum. Bye. Evet sevgili arkadaşlarım, dünyanın en basit pastasını yapacağız. Yani umarım dediğim gibi başarılı olacak. Malzemelerimizi gösteriyorum. Şöyle bir paket krem şanti, 2 paket Oreo aldım, süt, M&M minik süsler yapacağım. Şu pasta tabanlardan aslında bulunmak burada tabii kekini kendinizin yapmasıdır. Ve şey, yani krem şanti burada. Bu kadar. Bir de çikolata sosu. Kart durun. Şu çikolata soslarından aldım. O zaman ilk önce krem şantimizi 200 ml 1,5 su bardağı sütle karıştırarak olaya başlayalım. Bence ben bunun ikisini de yapayım. Çünkü büyük bir pasta yapacağım. O zaman 3 su bardağı süt mü koyuyorum? 1,5, 1,5, 3. Takımları bastırıyorsunuz. Mikser, en ucuz mikser. Biraz daha zahmetli tabii ama olsun ya. Ben en azından bakın şu an idare edebiliyorum. Bakalım kaç dakika sürecek krema yapmak. Mikser'e kesinlikle ihtiyacım var. Şöyle 15 dakika kapatıyorum şimdi. Size yarım saattir Covid dönemiyle ilgili ilgi düşüncelerimi aktarırken boş boşuna aktarmışım. Kameraya kayıt tuşuna basmamışım. Neyse arkadaşlar, şimdi
bayağı evden çıkmıyorum. Bütün işlerimi eve göre organize ettim. Arada ofise giriyorum, maskemi takıyorum. İşte zaten herkesle aynı anda gitmiyoruz ofise. Ekip de çok dikkat ediyor. İşlerimi eğer acilse görüyorum. Onun dışında bütün gün online çalışıyorum. Online çalışırken bayağı da motivasyonum yüksek, öyle diyebilirim size. Gayet üreticiyim, o toplantılarıma giriyorum. Evde vakit bana çok fazla kalıyor. Erkenden kalkıyorum çünkü Covid'den de ekstra korkuyorum. Yani hep herkes korkmalı ama birazcık saçlarım sürük mü gibi mi ne bilemedim ama neyse. Birazcık özel bir dönemden de geçtiğim için, işte bebek çok istediğim için, tedavi sürecinde de olduğum için açıkçası çok da riske atmak istemiyorum. Böyle güzel ya, böyle de ev hayatına alışıyorsunuz. Bu arada bayağı krema güzel oldu. Bir iki dakika daha çıktım mı tamam ama mini bir mikser alınmalı. Pasta tabanına birazcık süt döktükten sonra, çok az damladan da süt döktükten sonra kremamızda böyle bir zemin geçiyoruz. Ben biraz muz da koymak istedim. Bu şekilde kat kat gideceğiz. Evet, pastanın bütün katlarını az önce gösterdiğim şekilde yaptıktan sonra üzerini böyle kremayla kapladım arkadaşlar. Şu anda son düzeltmeleri yapıyorum. Çikolatayı akıtacağım şu kenarlardan. Bir yandan şuradan çekmeye de çalışayım. Bir saniye. Falan. Bir şey söyleyeceğim, şahane oldu. Bakar mısınız, böyle üstünü de kremaların, M&M'ler ve Oreo'larla süsledim. Şuraya şöyle kendim bir yapıştırmalı, bir güzel gözüksün diye şekil yaptım. Şuradan da çikolataları akıttım. Voila. Pastanın içini merak edenlere, içi de aynen böyle gözüküyor. Bayağı kolay kesildi bu arada. Tadına daha bakılmadı. Niye kayıt altında? Çünkü objektif fikir. Gerçekten objektif fikrini alalım. Güzel güzel. Eline sağlık. Ben de mi? Çok ben de. Buradan da hepinizi çok sevdiğimi tekrarlamak istiyorum. Bu birkaç gün benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hemen editin başına geçip bu pazar akşamına, yani şu an bugüne, bir iki saat sonra bu videoyu yetiştireceğim. Öpüyorum, sizi çok seviyorum.